Ceko transferine biraz konuşalım çünkü biz şimdi yıllardır Mustafa abi senle de konuşuruz e veya ben videolarda da söylüyorum. Yani Bir oyuncu geldiği zaman işte takır takır gol atsın değil de doğru takımı kurmazsan nasıl faydalanırsın o tartılma konusu galiba. Bunu en yakından aslında yine Fenerbahçe tecrübe etti. Yani şu anda Ali Koç döneminde gelen ikinci dünyaca tanınan futbolcu diyebiliriz. Yani pek çok önemli futbolcu aldı tabii Ali Koç ama. Mesut Özil transferi yani bütün herkesin ya yani Mesut Özil transfer oldu bütün herkes Fenerbahçe transfer olduğunu yani sadece Türk basınında çıkan bir haber değil. Ceko transfer oldu bütün herkes anlatır böyle transferler. Ama bu transferlerin iki, şöyle bir fark var Mesut Özil'den. Tabii ki Mesut Özil bir senenin neredeyse top oynamadan Fenerbahçe'ye gelmiş. E, ise daha çok yakın bir tarihte. 10 gün önce mi 15 gün önce mi? Yani İstanbul'da finale oynanan bir maçta Belçika milli takımının ki o da e, milli takımında 10 maç üst üste gol atan ilk futbolcu oldu galiba Lukaku. Lukaku'yu kesen futbolcu olarak yani o takımın da... Tartışıldı ama Mustafa abi tarçıl... o. <laughs> Biliyorsun değil bir... niye Lukaku ile başlamadı diye. Ya, o tartışılır o çünkü başka bir şey. E, City şöyle bir yanı da var. Jacko'yu nasıl kullanması gerektiği konusunda. Mesela Inter'in City'ye karşı oynadığı oyun ne? Daha geri alanda savunma, çabuk hücumlarla çıkış. Hı. Şimdi orada etrafı aslında Jacko'nun doğru kurgulanmış durumda. Ama o kadar geriden hücum ettiğin zaman Jeko'nun etkinliğini azaltıyorsun. Bu oyunun içerisinde daha e, rakip ceza sahasına yakın bir oyunda inşa ettiğinde Jeko çok daha etkin hale geliyor. Ben milli maçını seyrettim Bosna e, Portekiz maçını. Portekiz takımına karşı da Bosna milli takımı çok geride oynadığı için o mesafenin içerisinde mesela orta sahada vücudunu iyi kullanıyor, alıyor, sağa veriyor, sola veriyor ama bir 60 metre var. Takımın gitmesi, kendisinin gitmesi biraz zorlaşır. Hı hı. Ama e, doğru kurguyu yaptığın zaman etrafına, yani sol kanadını, sağ kanadını, forvet arkasını, orta sahasını doğru kurguladığında Jacko e, sadece hani Sayın Ali Koç'un döneminde değil, bence Türkiye'ye gelmiş. En bir tanesi yaşına futbolcu önemlidir yaşına Yani şu anlamda söylüyorum Ciddi risk barındıran bir transfer ifadesi yanlış mı olur diye söylüyorum. Valla bunu e, futbol, bunu herkes söyleyecek şimdi. Uh -huh. O nedenle çok... yani biz konuşalım. Merkezi konuşacağım bu, bu, bu çok satın alınacak bir şey. Tamam. Ama e, iki tane şey var. Oyuncunun kendini nasıl bakıp bakmadığı yani şimdi Şampiyonlar Ligi finaline Lukaku oynasın oynamasın tartışmasının dışında çıkan bir takım santrforuna Ceko'yu e, koyuyorsa oyuncu kendisine bakıyordur demek. Nasıl oynattılar ona da bakman gerekir. Yani onu nasıl oynattılar sezonun içerisinde? Bütün maçlar 90 dakika mı oynadı? Yani Ceko'dan 90 dakika her maç %100 performans al alırsın. Roma'daki Ceko <laughs> değil dersin, o ayrı böyle, bir tartışma. Böyle oynatamazsın tamam, ki oyunu. Roma'daki Ceko değil de mesela. antrenmanını tamam. Antrenman temposu vesairesi doğru planlaman lazım. Bu planlamayı yaptığında kendine bakan bir oyuncu olduğu için yaşının hiçbir önemi yok. Yani Drogba geldiğinde de faydalı... Fenerbahçeliler Galatasaray'a Drogba geldiğinde şöyle demiştir. Ya Yaşlı futbolcu bir buçuk yılına 10 milyon dolar verdiler. Olmaz demiştir. Geldi Akisar maçında ilk vuruşunda daha ortayı yaptılar. Kafayı vurdu gol attı. Hatırlardı. Maçı öyle başlamadı mı? Yani, takımı nasıl e, kurduğununla alakalı? E, takımı doğru kurman lazım zaten. Yani şu anda e, Ceko mesela Arda konuşmaları var. Bence Arda'nın da kalması gerekir. Hem e, Ceko gibi oyuncuları oynatabilmek için o oyunun içerisinde onun pas kalitesine, oyun görüşüne vesairesine. Mesela Trabzonspor maçında Batşuay'ı attırdığı ee, golün asistini hatırla. Hmm. Yani yönünü bir anda değiştirip o Batu Şahin'in koşusunu gördü. Eceko'nun koşullarını görür. Icardi Ke ee, Fatih Aki programımızda konuktu iki gün önce. Gördüm spagettiyi. Evet. <laughs> Ika Ika nasıl, nasıl geldi buraya? Ben yıllardır <laughs> ay, TRT stüdyolarına nasıl geliyor? Arkadaşımı söyledim sadece. <laughs> Fatih, Fatih öyle Levent abi. <laughs> Bak, böyle bir şey oldu Oldu da. <laughs> yani biz biliriz sakın. <laughs> Levent abi ya. ya. Orada şeyi söyledik. Mesela İkardi. Hmm. E, belki yayında söyledim. mi? sohbet ederken o kısmı aklımda kaldı. Mesela geniş alanda bir center for yanıltıcı koşular atması kolaydır. Yani herkes atabilir hemen. Çünkü bilir santrfor işte hangi koşu koşuyu yapınca yanıltacağını sol gösterip sağ koşma, ön direğe koşup arka direğe koşmasını, durmasını falan filan. Ama kısa alanda koşular çok kolay değildir. Doğru. Şimdi Icardi'yi farklılaştıran Türkiye Ligi'nin en, en, iyi santrforu yapan o kısa alandaki koşuları demişti. Ama Kerem'in o paslarını çıkartırsanız o da olmaz. Şimdi oradaki Icardi'nin o pası gelmeyen bir takımın içerisinde Icardi'yi koy. Icardi pozisyon başı... bilgisi nerede ne ne yapacağını bilme. E tabii, çok o, yüzden, o yüzden o yüzden sağındaki oyuncu, solundaki oyuncu Bütün takımlarda kurguyu doğru yapman lazım. O yüzden Ceko iyi transfer. Ama Fenerbahçe'yle Ceko'yu aldık. Tamam e, bizim işte sol kanatta İrfan oynatırız, sağ kanatta onu oynatırız. On La çözebileceği bir durum Orayı var olan eksiklerin de doğru gidermesi, elindeki mevcut oyuncuları daha yukarı seviyeye çıkartması vesaire yapması gereken